Saat başında haberler ve rakamlar böyle şekilleniyor ama gelin ve yatırıma gidelim. Çünkü orada araştırma müdürü Dağhan Gökçe karşımıza. Dağhan Bey merhaba. Merhaba güzelim. İsterseniz önce bir kurla başlayalım. 2.75'in üzerine geldik aslında. Her gün altını çiziyoruz, vurgulamaya çalışıyoruz. TL'deki kırılganlık devam ediyor diye ama bir, bugün Merkez Bankası'nın burada yüz depo hareketini nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten etkin bir hamle mi? Yani piyasayı etkileyecek bir hamle mi? İkincisi de genel olarak TL'nin performansı bu seviyelerde sizce önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir mi dolar bazında bakıldığında? Şimdi güzel, bugünkü hamlesi yerinde bir hamle doğal olarak. Yani piyasa yerine depo faizlerini aşağı çekerek benden al diyor. Onun dışında şu anda günlük fonlamaya rakamlara baktığımızda 8.41 civarında Merkez Bankası'nın fonlaması. Haziran başında aldığı aksiyonlara bakarsak, daha doğrusu seçimden sonraki kurum fırladığı dönemi hatırlarsanız, oralarda 8.70'lere kadar sıkılaştırmayı arttırmıştı. Aslında şu an müdahale çok fazla etmiyor Merkez Bankası. Dünden itibaren de kur seviyesine baktığımızda zaten 74-75 gözüküyordu vadelilerde. Bugün için sadece kısa vadeli olaraktan bir risk fiyatlaması var. Bunu sen de söyledin zaten. CDS'ler şu an 225-226 seviyesinde 5 yıllık CDS'ler. Yalnız forward'lar, implied forward'lara baktığımızda ve vadeli tarafta verim eğrilerine baktığımızda şu an etkisinin dünkü kadar riskli olmadığını görüyoruz, söyleyebileceğim. Dışarıdan dışarıdaki piyasa etkisi biraz sıkıntılı. Özellikle ZAR tarafında ve PEZO tarafında son 12 ayın en yüksek seviyelerindeyiz. Yani Türkiye birinci sıra değil aslında gelişen piyasalarda. Şu an için bir hafif şişme var diye söyleyebilirim. 2.75'lerde bir şişme var dolar TL'de şu an için konuşursak. Euro'ya geçeceğim ama hemen öncesinde bir faizleri de çok kısa yorumlayalım mı? Çünkü çift tanedeyiz, yani %10 üzerine geldi gösterge. İllikit bir piyasa var deniliyordu. Yani piyasa oyuncuları bunu söylüyordu. Çok fazla likitte yok deniliyordu ama swap tarafına bakıyorum, kurun etkisiyle zannediyorum ki o taraf da baskı altında. Yani bu seviyeler hazinenin ihaleleri öncesinde, gerçi Temmuz ayını atlattık artık, Ağustos ayı takvimimizi bekliyor ama ne kadar sürdürülebilir? Yani %10'un üzerinde de önümüzdeki hafta biz faizleri görmeye devam edecek miyiz sizce? Ya güzel, yani şu anda o swap curve'lerde siz de gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bunun 2.5 kısa bacağına baktığınızda zaten daha böyle Merkez Bankası'nın istediği daha flat diyebileceğimiz şekilde bir fiyatlama var. Dediğim gibi ettimani option'lara da bak, option volatility'lere de baktığınızda da aynı faiz fiyatlamasında çok geçici bir durumun olduğu şu an için gözüküyor. Yani çifthanelerde olmamız fiyatlamalarda, ileriye dönük implied fiyatlamalarda bu işin şu an için kısa vadede tekrar geri döneceğini gösteriyor bize. Ciddi bir sıkıntı yok aslında şu anda. Ki bunu borsada da etkilerini görüyoruz. Peki Dağhan Gökçe, Euro dolara da bakalım istiyorum biraz. Sanki 1.10'un altına inip hafif bir sakinlik var gibi orada. Yani daha doğrusu doların daha kuvvetli olduğunu gösteriyor bize ama haftaya veri akışı yoğun, yani Fed'i takip edeceğiz. Temmuz ayında bir sürpriz beklemiyor ama sizin beklentiniz nedir? Fed'den haftaya ne gibi mesajlar gelebilir ve bunun Euro dolar üzerindeki etkisi nasıl olacak sizce? Şimdi güzel, her gün zaten takip ediyoruz ABD dolar tarafında verim eğrisini özellikle. Veri meclisinin daha düzleşmeye başladığı, yani 2S, 5S'lerle 5S, 30S'lerin daha flat hale geldiği dönemde ABD tarafında dolar bazlı pozitif sıkılaştırma tarafının olduğunu görüyoruz. Zaten gün içinde sürekli bunu takip ediyoruz. Dün bahsettiğim o FOMC güncellemesiyle ilgili haftaya çarşamba nasıl bir açıklama gelecek? Yani bekliyoruz gerçi hani son durumun ne olacağını, ancak şu an için ABD doları pozitif bir fiyatlama var. Buna istinaden de önümüzdeki hafta için bakarsak Euro dolar da 1.0861 kapanış görmediğimiz sürece biz bu bantta oynamaya devam ederiz önümüzdeki haftada. Yani 1.08-1.10.70 arası oynamaya devam ederiz. Buralar çok kritik seviyeler artık. Yani sürekli söylüyoruz, 1.0861 kapanış bizi 1.07'lere götürür. 1.10.50 üzeri bir kapanış 1.12'lere götürür. Arada ise şu anki seviyelerdeki gibi hareket ederiz. Hem yatırımın araştırma müdürü Dağhan Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bakalım, evet, 1.08'e 1.10 arasında bir euro dolar mı bekleyecek bize FED haftasında diyorum.